Kızımdaş'tan Rojava devriminin birçok alanında savaşına tanıklık etmiş gazeteci Nazım Daş'tan bizlerle. Nazım merhaba, hoş geldin yayınımıza. Merhaba, iyi yayınlar, selamet. Teşekkürler Nazım. Şimdi Kobani zaferi 7 yıl önce büyük bir zafer ve tabii etkileri de çok güçlü, halen de devam ediyor. Ben tek soru soracağım. Zaferinin sonuçları ve günümüze etkileri yine büyük bir hala tehdit altında aslında. Nasıl değerlendireceğiz? 7. yılında Kobani zaferi için neler söyleyeceğiz? Seni dinleyelim. Oradasın, tanıklıkların önemli anekdotlar olacak belki. Buyur lütfen. Evet Selami, kantonlar ilan edildiğinde Suriye'de yaşanan iç savaşta 3. yol tercih edildi Kürtler tarafından. Bunlar da Kamış ve Afrin ve Kobani olmak üzere kantonlar ilan edilerek sahada somutlaştırıldı. Tabii uluslararası ve bölgesel güçler Kürtlerin bu kazanımını, bu devrimi karşı hemen harekete geçtiler. Öncesinde El-Nusra, ESO gibi çeteler vardı. Sonrasında da 2014'te DAEŞ sahaya sürüldü bu sistemi yıkmak için. Tarih sayfaları 15 Eylül 2014'ü gösterdiğinde öncesinde Musul'un düşmesi, hemen akabinde Şengal'de yaşanan 73. soykırım, Suriye sahasına uzanan hatta Rakka işgal edilmişti ve sonra adım adım Kobani kaplarına kadar DAEŞ'in işgali sürmüştü ve topraklar DAEŞ çetesinin eline düşmüştü. 2014'te DAEŞ'in üç cepheden Kobani'ye saldırması tabii Suriye Savaşı'nda yeni bir perdeyi açtı aslında. Burada hem Irak'ta hem de Suriye'de Musul ve Rakka'da topladığı tank, top, ağır silahlarla belki de ferdi diyebileceğimiz sadece ellerinde keleşleri bulunan Kürt savaşçılarına, YPG ve YPJ savaşçılarına saldırdı. Büyük bir savaş yaşandı. Tabii nasıl Musul ve Rakka gibi kentler düşmüşse ya da Cerablus, Bab gibi kentler düşmüşse Kobani'nin de bu rahatlıkla, bu durumla düşünebileceği ve Türkiye'nin hemen sınırın yakınında işte Kürt kenti olan Kobani'de de kara bayraklarını dalgalandırabileceklerini zannetmişlerdi. Fakat burada tarihi bir direniş sergilendi. Nasıl ki büyük bir saldırı olduysa aynı minvalde yine Kürtistan Özgürlük Hareketi'nin 40 yıldır oluşturduğu fikir ve felsefeyle bir direniş hattı örüldü. Bu direniş hattı sadece savaşçılarla da sınırlı kalmadı. Bir bütün Kobani başta olmak üzere Suriye'nin diğer halkları ve kentleri de bu direnişe katıldı. Yine sınırın hemen sıfır noktasına Kuzey Kürdistan halkının başlattığı direniş de aslında sınırın bir hattıydı, orası da bir cephe hattıydı diyebiliriz. Burada bir direniş başlatıldı. DAEŞ büyük bir savaşla karşılaştı, büyük bir direnişle karşılaştı. Arin, Gelhat, Diyar ve Zehraların öncülüğünde başlatılan savaş Suriye Savaşı'nın aslında kaderini değiştirdi diyebiliriz. DAEŞ büyük bir yenilgi aldı. Suriye'deki ilk büyük yenilgisini Kobani'de aldı. Tabii bu aşama, bu süreç adım adım Suriye'de DAEŞ'in temizlenmesine kadar, Deir ez-Zor'un temizlenmesine kadar, o Bağuz'un da son bayrağın düşürülmesine kadar sürdü. Tabii bu Suriye sahasına büyük bir etkiler yarattı. Hemen akabinde siyasi alandan diyelim askeri alana kadar birçok alanda etkilerini gördük. Demokratik Suriye güçlerinin oluşmasına, yine burada bulunan diğer halkların da kendi güçlerinin bunun içerisinde örmesine ve uluslararası güçlerin gelip bu devrime, bu kazanımlarına ortak olması gibi diplomatik ilişkiler de gelişti. Bunun sonucunda Kobani zaferi aslında Suriye devrimini yeniden o ilk günkü ruhuna taşımış oldu diyebiliriz. Çünkü Suriye devrimi ilkin Suriye rejiminin 60-70 yıllık bu zulmüne, baskısına karşı direnen halkların yaktığı ilk kıvılcımdı. DAEŞ'in Kobani'ye saldırması ve sonrasında gelişen savaş, zaferle birlikte aslında bu ruh Suriye devrimine bir şekilde Kürtlerin öncülüğüyle yeniden oturtuldu. Şu an bunun etkilerini de Suriye sahasında bir bütünen görüyoruz. Yine Kobani başta olmak üzere Kuzeydoğu Suriye'nin bir bütünen kentlerinden Kamışlo'dan Heseke'ye, Rakka'ya, Deir ez-Zor'a, Münbiç'e kadar özel yönetimler ilan edildi. Halk bir çatı altında, Araplar, Ermeniler, Çerkezler kendi yönetimlerini kurdular. Orta Doğu cenderesinde böyle bir demokratik devrim oluşturuldu. Tabii bunun şu anki günlerini de aslında biraz bahsetmek gerekiyor. O gün ekilen tohumlar bugün toplumsal alanda karşılığını buluyor. Biliyorsunuz Kobani 7 yıl önce bir harabe ya da bir savaş kenti olarak anılıyordu. Bugün kurulan üniversitelerde, toplumsal
alanda atılan adımlarla ilk mezunlarını veriyor Kuba Üniversitesi. Yine o tarihi direnişin, o tarihi savaşın filmi bugün yapıldı. 1 Kasım Dünya Kobani Günü'nde bitirilişi ilan edildi o çekim, film çekimlerinin. Dolayısıyla böyle büyük bir etkileri oldu ve bu etkiler sadece tabii Suriye'de Rojava bölgesiyle sınırlı kalmadı. Dünyada bugün Rojava devriminden aldığı ilhamla, beslendiği fikir ve felsefelerle bugün bir bütünen bu devrimin yolunu izliyor. Tabii şunu da belirtmekte yarar var. Bugün Kobani ya da Rojava, Kuzeydoğu Suriye halen tehditlerle karşı karşıya. Aslında bu tehditler halen bitmiş değil. 7 yıl önce DAEŞ eliyle Rojava devrimini tasfiye etmek isteyen Türkiye bugün kendisi bunu yapmak istiyor. DAEŞ bunu yapamadı. Şimdi kendisi devrede. Hem Kobani'nin etrafında hem de kırsalında yine Kobani'yi savunan güçlere yönelik saldırılar, Kobani halkına yönelik havadan ve karadan saldırılar gerçekleştiriliyor. Bugün 1 Kasım Dünya Günü'nde de Kobani halkı binlerce kişi sokağa döküldü. Yine bunlar da Türkiye'nin ve yine Türkiye'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu çeteleri adı altında örgütlenen çetelere karşı protestolarının seslerini haykırıyor Selami. Peki. Nazım Daşlan, şimdi biz bir senden önce bir haber verdik. Haberde senin röportajın, Mezopotamya Ajansı'na konuşmuş, Kobani'yi hiç terk etmemiş Halime Os. Orada Arin Mirkan diyor. Arin Mirkan ismini çok duyuyoruz. Kısaca hani hem onları anmak, o kahramanları, hem de gerçekten tarihe altın harflerle yazılacak onları bir daha rica ediyorum. Nedir Arin Mirkan Kobani'de rolü? Kısaca buyur lütfen. Tabii Arin Mirkan Kobani'nin aslında bir başka başlatılan yürüyüşte bir kadın heykeli aslında. Arin Mirkan heykeli olarak da hak tarafı. Yürüyüş orada başlatıldı. Yani kişi bugün tek seste haykırdı. Şehit Agit Parkı'na doğru yürüyüş gerçekleştirildi. Kobani bugün belki Suriye tarihinde, Suriye devriminde büyük bir rol oynadı. Bu rolün adı aslında Arin Mirkan'dı. Yani kadınlar öncülüğünde başlatılan bu direniş, bu zafer bugün sadece Suriye'yi etkilemedi. Dünyada birçok kadın da aslında Rojava devrimine, Suriye devrimine katmasına neden oldu. Avrupa'dan tutarım Asya kıtasına kadar birçok kadın YPG ve YPJ saflarında karanlığa karşı, gerici zihniyete karşı saflardaki yerini alarak örgütlendi. Bugün bir aslında Orta Doğu'da yaşatılan, Orta Doğu'ya mahkum edilen bir yaşamın aslında başka bir yaşam da mümkün diye bilenlerin, kadınların, savaşçıların tarihiydi. Bu tarih elbette bugün Türkiye tarafından yine yok edilmek isteniyor, yok sayılmak isteniyor. Tarih yüzeyinde yani ismi silinmek isteniyor. Fakat bu tohum ve atılan tohum, Arinlerin öncülüğünde atılan tohum, 7 yıl önce atılan tohum boy verdi, filiz verdi. Bugün Rojava devrimi şahısında sadece Kürt kentlerinin etrafında değil, Arapların ve Ermenilerin, yine Süryani kadınlarının da örgütlendiği bir alan, bir demokratik devrim alanı haline gelmiş. Ve burada halklar, kadınlar, insanlar buradan besleniyor ve buradan aldıkları ilhamla kendi özgür yaşamları, kendi sistemlerini kuruyorlar Selami. Her ne kadar bugün yok edilmek istenen ve buna savaş açılmak istenen, Türkiye tarafından yok edilmek istenen bu sistem tehditlerle karşı karşıya kalsa da bugün en çok bu devrimi sahiplenen, Arinlerin bıraktığı mirası sahiplenen, eli silah tutan her kadın bugün savaşçıların yanında, yine toplumsal alana da bu saf tutma devam ediyor Selam. Peki. Nazım Daş'tan çok teşekkür ediyorum. Serkeft'in diliyorum sana. Sağ ol, var ol. Biz teşekkür ederiz. Sağ ol. Evet değerli izleyiciler, ikinci konuya geçelim.